Şekerleme ve helvacılığın yanı sıra pastacılıkta da yoğun olarak kullanılan hem lezzetli hem de sağlıklı bir bitki susam ya da halk arasında bilinen adıyla küncü üretimde Manisa'dan sonra ikinci sırada yer alan Adana'da hasat başladı. En çok mis gibi kokusuna dayanamadığımız çıtır çıtır simidin üzerinde görürüz susamı. Kışın direncimizi artırsın diye pekmez eşliğinde tükettiğimiz tahinin de ham maddesidir. Ve çokça tükettiğimiz tahin helvayı da unutmamak lazım. Susam ya da halk ağzıyla küncü, Adana'da son birkaç yıldır üreticinin ikinci ürün tercihi. 10 yıl, 15 yıl oldu ekiyoruz yani. Böyle hep ikinci ürün olarak ekiyoruz. Yani biz birinci ürün olarak ekemiyoruz. Karpuzdan sonra, buğdaydan sonra, kavundan sonra bu susama ekiyoruz. Susam? yağ ve protein açısından zengin bir ürün ve ülkemizde e, bunun ekiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. E, üretim sezonunun kısa olmasından dolayı işte 2 aylık üç, aylık üç aylık periyotlar içerisinde üretim yapıldığından hemen e, o kısa süre içerisinde bir üretim yapıp e, işletmeye ek gelir sağlaması açısından önem arz ediyor. Üretici kendi tohumunu kendisi üretiyor, üretim süresi ve maliyet diğer ürünlere göre farklılık gösteriyor. Susamın işte maliyeti, ilaçlaması, çekmesi, çırpması biraz maliyetli oluyor. Ona da yavaş yavaş katlanıyoruz. Bunu damlama sistemiyle suluyoruz, ilaçlaması. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi çekimi, 20 gün sonra bunlar kurur, çırpması olur. Ondan sonra elenir, ondan sonra tüccara satılır. Susam üretiminde en önemli konu işçilik. Bu işçilik maliyetler biraz daha da azaltıyor şimdi biraz sıkıntılı oluyor artık. Bu Suriyeli, Suriyeliler gelmeseydi işçi bulamıyoruz. Yani çekmesi için, gümül yapması için, çırpması için. Artık hep Suriyeliler yapıyor bunu. Orada sıkıntı çekiyoruz. Susam'daki işçilik götürü yöntemiyle yapılıyor. Hasat ve çırpma işlemi için ödenen tutar maliyetin üçte birini oluşturuyor. Yani bu maliyeti eğer kurtarabilirsek üretici daha çok para kazanacaktır. Ve burada ee, Üniversitelerimize, bakanlığımıza ve ARGE çalışması yapan tüm firmalara burada görev düşmektedir ki bugün bir Türkiye'de özel tohum üretimi yapan bir firmayla bir üniversitemizin burada ortak çalışması olduğunu biliyoruz. Ortak çalışmada hedef makinalı hasada uygun çeşit geliştirmek. Tahmin ediyorum son önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde makinalı hasada uygun çeşit üreticilerin kullanımına sunulacağını tahmin ediyorum ben. Adana birçok üründe olduğu gibi susamda da öne çıkıyor. Manisa'dan sonra en fazla susam üretilen il. 90'lı yıllarda ülkemizde yaklaşık 850 bin dekarlık bir alanda e, susam üretimi yapılırken, ve, ki 90'lı yıllarda bu, e, yağlık tohumlarda 3 aşağı 5 yukarı %8-10'lar seviyesindeyken, Bugün e, bu alan yaklaşık 250 bin dekarlara düşmüş. E, Adana'da Manisa'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Üretici için pazar yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Bazen oluyor, bazen olmuyor. E, i̇şte e, helva fabrikalarının isteğine göre, dışarıdaki fabrikalara göre, ona göre istek oluyor. Bazen ithal susamlar gelince sıkıntı çekiyoruz. S i̇thal susam gelmediği zaman bizim susamlar biraz değerleniyor. Ne kadara veriyorsunuz? Valla geçen sene 15 liraya verdik. Bu sene 16-17 diyorlar. İthalat üretici için önemli bir sorun. Ülkemizde yaklaşık e, üretimin yıllık tüketimini %90'la yurt dışından ithal ediyoruz. %10'luk bir kısmını üretmekteyiz. E, bu bizim kendi bölgemizde de uçakla ilaçlama yasaklanmış olmasından ötürü mücadelede sıkıntılar yaşayınca üretici haklı olarak Mısır yerine e, yavaş yavaş az miktarda da olsa e, Susama bir yönelim var. Beklenti ise en azından hasat zamanı ithalatın durdurulması. Bir takım desteklemelerle, bir kısmı ithal edilen ürünlerde konulacak gümrüklerle bu yapıldığı, yapıldığı üretimden mutlaka kazanmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü %90 civarında bir ithalatımız var. %90 ithalat demek 3 aşağı 5 yukarı 200 milyon dolarlık bir e, ülke kaynağının yurt dışına akıtılması demektir.